Emniyet kemeri hayat kurtarıyor malum ama Ankara'da yaşayan Veysi Sayın için bu kural geçerli değil. Çünkü emniyet kemeri onun hayatını tehlikeye atıyor. Kalp pili taşıdığı için emniyet kemeri takamayan Sayın bir ayda 3 kez trafik cezasına çarptırıldı. O cezaların ardından soluğu adliyede aldı. Buradaki sorun derdimi anlatmaya imkan olmadan direkt plakaya ceza yazılması. Bir ayda 3 kez trafik cezası yedi. Üçünde de emniyet kemeri takmamıştı. Ancak kemer takmamasının son derece geçerli bir nedeni var. Emniyet kemeri takamıyorum. Kalp pili taşıdığımdan dolayı. Araçta başka birileri olduğunda, yanımda olduğu zaman kesinlikle emniyet kemeri taktırıyoruz. Ankara'da yaşayan Veysi Sayın %89 oranında engelli. Kalp pili olduğu için emniyet kemeri de takamıyor. Bu yüzden adresine ceza üstüne ceza geliyor. Benim tebligat adresim ve ceza görünüyor. Yani 108 bile. Ya bu tür cezaların ne kadar geldiğini bilmiyorum. 48 yaşındaki Sayın her ceza sonrası engelli raporuyla adliyenin yolunu tutuyor. Hani bu evraklar başvurduğum zaman zaten emniyet gereken iptali yapıyor. Her ceza olayında gidip başvuracak mıyım? Veysi Sayın emniyet kemeri takamadığı için trafik cezası yiyor. O cezaların ardından da soluğu adliyede alıyor. Vücudunda kalp pili bulunan Sayın ceza yememek içinse bazı önlemler almış. Yani o kadar fazla ceza yiyorum ve ne yiyeceğimi de bilmiyorum. Bir de o var. O yüzden bu şekilde bir uygulamada örnek aldım ama bunlar kişisel çözümler tabii. Sorununa kendince bir çözüm bulsa da bununla yetinmiyor Veysi Sayın. Onun esas isteği hem kendisinin hem de diğer engellilerin mağdur olmaması. Emniyet noktalarında veya denetim noktalarında hani bu tür vakalar da olabilir diyerek durdurduktan sonra, vakayı inceledikten sonra hani gerekiyorsa ceza işlem yazılmasını istiyoruz.